öğrencilerimiz daha önlere gelebilirler lütfen. Arkadaki arkadaşları önlere davet ediyorum. Sizler biraz daha bu tarafa gelirseniz şu boşlukları dolduralım lütfen. Gel. Otur. Aa, var, ses vermişsiniz. Hadi bekletmeyelim, başlayalım mı? Hocanın sesini alalım lütfen. Çok yakışmış hocam. Geliyor. Günaydın Yıldız. Günaydın Yıldız. Ben harita mühendisi ve yapı kulübünden Bahar. Ben de makine mühendisi ve gezi ve kampçılık kulübünden Murat. Yıldız Teknik Üniversitesi 2027 mezunları ve geleceğin parlayan yıldızları. Hoş geldiniz. Hocalarımız ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin genç yıldızları. Sizlere ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yıldızlı kayıplarımız adına saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Öğrenci dekanımız Sayın Çiğdem Polatoğlu hocamızı sahneye davet ediyoruz. Herkese günaydınlar. Bir kere daha bu sahnede bu kadar büyük bir heyecanla olmak, sizlerin karşınızda olmak çok büyük bir gurur. Sevgili yeni yıldızlılar, bizim geleceğe bakan yüzümüz, hoş geldiniz evinize. Heyecandan bahsetmişken Tamer hocamız en başta en çok heyecanlı olan, inanılmaz bir enerjiyle bizleri de bilmiyorum beğenmişsinizdir formalarımızı diye düşünüyorum. Güzel bir kıyafetim vardı ama giyemedim, onu başka giyemedim. İnşallah hocam. Çok uzun tutmayacağım ama sizlere çok büyük emek verdiğinizi, çok çalıştığınızı ve bunun karşılığında çok güçlü bir kuruma geldiğinizi söylemek isterim. Ben uzun yıllardır bu ailenin, bu kurumun bir üyesiyim. Bizler burada çok çalışırız. Son 3 yılda yaptığımız atılımları biliyorsunuz.
Ki bunların içinde öğrenci dekanlığı da Tamer hocamızın himayesiyle inanılmaz gelişti ve sizlere pek çok konuda ulaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin bölüm tanıtımları için de küçük bir video hazırladık. Onu da sizlerle bölümlerinizde paylaşacağız. Bizleri daha yakından tanıyacaksınız. Bu aile güzel bir aile. Sizlerle daha da güzel olacak. İnanın kendinize ve her zaman için size destek olan arkanızda o kocaman ailenin gücünü hissedin diyorum. Heyecanla hocamızın konuşmasını beklediğinizi biliyorum. Arka tarafa şey yapıyorum, haber veriyorum. Evet, bir videomuz var. Ben sizlere çok başarılı, çok güzel, çok verimli, mutlu ve eğleneceğiniz bir eğitim hayatı diliyorum. Ve küçük bir videomuzla sizi baş başa bırakıyorum. Evet. Hocam gerçekten titriyorum ya, acayip bir şey. Sevgili arkadaşlar, sizlere konuşmamın en sonunda söyleyeceğimi en baştan söylüyorum. Yanınızda oturan veya henüz tanışmadığınız arkadaşlarınız, hocalarınız, yani bizler, hayat boyu size, yani bize esas sahip çıkacak kişiler olacağız. Yani olacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Buradayken ve 2027 yılında inşallah mezun olduğunuzda daima şu coşkulu sözlere kulak verin. Yıldızlı, yıldızlıyı görür. Yıldızlı, yıldızlıyı görür, korur. Yıldızlı, yıldızlıyı görür, korur ve yüceltir. Bunlar size ilk sözlerim. Sevgili öğrencilerim, bu bir başlangıç. Tanışma ve selamlaşma toplantısı. Demek oluyor ki, üniversite yaşantınızın bu ilk gününde ben sizlere Yıldız Teknik Üniversitesi'ni ve kendimi tanıtacağım. Sizler de bizlere kendinizi tanıtacaksınız. Sizlerle tanışacağımız muhteşem bir gün diliyorum. Bugün bir başlangıç. Çok heyecanlıyız ve önümüzdeki yıllar boyunca da daha iyi tanışmaya devam edeceğiz. Bu sadece bir başlangıç. Ancak her maçımı son maçımmış gibi oynarım diyor ünlü NBA oyuncusu Magic Johnson. Siz de şimdi lütfen beni son kez dinliyormuş gibi dinleyin ve bana kulak verin. Hayat futbola fena halde benzer. Futbol şahsi beceri gerektirir.
ama aslında toplu oynanan, yani bir takım oyunudur. Hayatta öyle değil mi? İstediğin kadar yetenekli ol. İyi bir takımın yoksa kaybedersin. Evet, kaybedersin. Dar alanda kısa paslaşmalar filminin giriş cümlesi, hayat ve futbol arasındaki ilişkiyi işte böyle özetliyor. İzlemeyenler izlesin lütfen. Sizler de buraya, bu salonda 1500 kişi var, 5000 yeni öğrencimiz var. Sizler de buraya şahsi becerilerinizle geldiniz. Kiminiz mühendislik, kiminiz eğitim, mimarlık, temel bilimler, iktisat fakültelerinde okumaya, eğitim almaya hak kazandınız. Ancak emin olabilirsiniz ki üniversite yaşantısı sadece şahsi becerilerinizle sürdürebileceğiniz değil, bir takımın parçası olarak daha iyi sonuçlar elde edebileceğiniz bir süreçtir. Filmde de dendiği gibi, istediğiniz kadar becerikli ve yetenekli olun, iyi bir takımınız yoksa kaybedersiniz. Bu sebeple hemen ve bir an önce Orta Bahçe'de kurulu kulüp standlarını bir bir dolaşın ve size en uygun olduğunu düşündüğünüz kulübün veya topluluğun bir parçası olun. Güzel ve uzun yıllar devam edecek arkadaşlıklar kurun. Bunun için çaba sarf edin. İyi dostluklar ve arkadaşlıklar gibisi yoktur. Erasmus'un dediği gibi, doğa için güneş neyse, insan için dost odur. Besteci Hans Eisler'in çok sevdiğim bir sözü var. Sadece müzik bilen bir insan, müzikten hiçbir şey anlamıyor demektir. Bu her şey için geçerli. Yıldız'da çok duyacağınız, bizim bir mottomuz var. Sadece derslere girerek üniversiteli olunmaz. Sadece mühendis, mimar, iktisatçı olarak da kendinizi ne de dünyayı anlayabilirsiniz. Dünyadaki en önemli şey belki de insanın kendini anlaması. Mümkünse sizi başka yönlerde tamamlayacak ve kişisel, kültürel, entelektüel olarak gelişmenizi sağlayacak farklı konuların, kulüplerin içinde olun. Yeni diller öğrenin. Farklı müzik aletlerine merak sarın. Mutlaka bir spor yapın. Kütüphanedeki kitapları karıştırın. Felsefe, sosyoloji, ilginizi ne çekiyorsa, kendinizi ve dünyayı anlamak için ne gerekiyorsa yapın. Bu sizin bunları yapma fırsatı bulacağınız son ve en güzel yıllarınız olacak. Değerli arkadaşlar, şimdi sizleri biraz daha fazla tanımak istiyorum. Sizlerle konuşmak istiyorum, sizlerin konuşmasını istiyorum. Evet, hayat futbol gibidir. Var mı mikrofon şeyiniz? Var hocam, var. Sende mi Vedat? Bayram Bey yardımcı. Hazır edin. Evet, hayat futbol gibidir. Veya voleybol. Tut. Çok iyi. Adın ne? Hangi bölüm? Çok iyisin, endüstri. Evet. Abi ne? Korkma. Adın ne? Göktağ. Bölüm? Biyomedikal. Evet, çok uzağa atamıyorum. Daha arkaya atabilmem gerekir. Hadi. Tut. Çok hazırdın. Evet, geliyor. Ayakta atayım bir tane. Evet, hayat futbol gibidir. Veya voleybol, veya basketbol. Ama neden? Ama neden? Hayatınla ilgili nasıl bir benzeşim kuruyorsun? Onu duymak istiyorum. Takım oyuncusu musun? Motive insanı mısın? Hırslı mısın? Nesin? Evet. Gol kralı mısın mesela? Yoksa savunmada mısın? Kalk ayağa, adını söyle. Savunmadayım herhalde. Naz Aksoy. Naz hangi bölüm? İşletme. Naz işletmede, ben bir savunma oyuncusuyum. Neden? Takım
oyuncusuyumdur aslında. Genelde takımlarım şeyleri yaparım. Evet. Süper. Öyle. Başka ne var? Elleri göreyim arkadaşlar. Yıldız'da. Geliyor. Kalk. Ayağa kalk. Konuşmaya başla, yüksek sesle mikrofon geliyor. Evet. Hırslı mısın? Motive misin? Duruma göre, gerektiği yerde, gerekiyorsa. Ne kadar? O an ne lazımsa. Her şeyi yaparım diyorsun. Takımım için her şeyi yaparım diyorsun. Gerekirse yaparım. Mesela kaledesin. Evet. Karşında bir forvet var. Gol atacak sana. Ne hissedersin orada, ne yaparsın? Ya bir gerilirim. Çünkü benim gol yemem demek takımın geri düşmesi demek. Takım kaybeder. Evet. Ve ben bunu istemem. Benim yüzümden kaybeder. Ne yaparsın ama gerildin. Karşında forvet. Karşındaki kişiyi okumaya çalışırım. Ne yapacağını tahmin etmeye çalışırım. Ve sonraki hamlemi ona göre ayarlarım. Süper. Alkışlayalım. Bravo. Evet. Gel. Kalkayım. Kalk. Mesela sürekli yeniliyorsun abi. Ya tamam da takımımız yeniliyor. Ne hissedersin? Ya ben takım parçası olduğum için hani kazanmak için elimden geleni yapmaya çalışırım. Ne yapar? Alkıştın hadi tamam. Bravo. Adını söyle, bölümünü söyle. Altay Endüstri. Yani kaybediyorsam daha kaybedemem. Kazanmam lazım artık yani. Bu kadar. Artık kazanmanın zamanı gelmiştir derim. Bir sonrakine motive olurum. Bravo. Gel. Mikrofon getir. Ayağa kalk, adını soyadını, bölümünü söyle lütfen. Zümra Mimarlık. Evet. Evet. Nasıl bir analoji kuruyorsun? Bu takım oyunlarıyla, takım oyuncusu musun? Ya da ben bireysel tenis oynarım. Takım oyuncusuyum. Takım sürekli kaybediyorsa da motivesini hiçbir zaman düşürmesine izin vermem. Peki kazandığın zamanki hazzını tarif edersin? Ya böyle kazanmak çok böyle değerli bir şey mi? Çok mutlu eder seni. Tabii ki de. Haz verir mi? Doyum olmaz. Sürekli hep daha iyisini isterim. Evet, kazanmanın da hazzı önemli. Onu da tatmak isterim dedi. Teşekkür ediyoruz. Gel. Ver. Mikrofon ver buraya. Burada çok iyi oyuncular var. Ne zaman savunmada kalman gerektiğini bilir misin? Bilirim. Nasıl hissedersin onu? Bize biraz örnek ver. Çünkü burada salondaki herkes bunu merak ediyor. Adını söyle. Murat. Küpeler çok yakışmış. Teşekkür. Murat'ı alkışlayalım. Evet Murat. Nasıl anlarsın bunu? Takım arkadaşlarının gözüne mi bakarsın? Yanındaki arkadaşlar yeni mi tanıştın? Yok. Eski arkadaşların. Evet. Evet, bir takımsınız abi. Takım. Söyle. Yani takımla beraber karşıyı savunmak isterim. Tek başıma savunmak istemem. Savunmayı beraber yaparız diyorsun. Evet. Gerekirse saldırmamız gerekiyorsa saldırırız. Faul yapar mısın mesela? Yapmam. Çok mecbur kaldım. Takımın için yapmaz mısın yaparım abi? Yaparım. Tabii faulleri de profesyonelce yapmak lazım değil mi? Evet. Kendini attırmadan oyundan. Evet. Basketbolda vardır öyle. Teknik, taktik fauller. Yaparsın, zaman kazandırsın. Öyle değil mi? Evet, mikrofonu yetiştir. Koş. Bir kişi daha ihtiyacımız var mikrofon için. Adını söyle, bölümünü söyle. Adım Alara Soğukgül. Alara, hangi bölüm? Kimya mühendisliği. Evet. Mutlu musun burada olmaktan Alara? Evet, çok mutluyum. Sevdin mi Yıldız Tekniği? Evet. Bravo! Ne hissediyorsun? Futbolcu musun? Voleybolcu musun? Yoksa bireysel sporları mı tercih edersin? Takım oyununa dahil olur musun? Evet. Takımımla beraber bir şeyler yapmayı çok severim. Yanımda destek olmaları bana güç verir. Hep böyle ilk 11'de, ilk 5'te mi sahaya çıkman gerekir? Yedekte bekler misin peki? Gerekiyorsa yedekte de beklerim. Yedek olurum diyorsun yani. Takımım için. Takım için hazır beklerim, değil mi? Gerektiğinde oyuna girmek için yedeğin de çok güçlü olması gerekir. Sadece sahada koşturanların değil, biraz sonra maça girecek olanların da, hop, abi uyarsanız da. biraz sonra maça girecek olanların da hazır olması gerekir. Evet, görelim elleri var mı? Kalk. Ne hissediyorsun? Adını söyle. Ben Berke Muşay Türk, kontrol otomasyonunda okuyorum. Berke, kontrol otomasyon öğrencisi.
Hoş geldin Berke. Teşekkür ederim. Evet, söyle. Ben daha çok bireysel sporlara gidiyorum, satranca falan. O yüzden kendi elimden geldiğimi yaptıktan sonra başka insanlara da destek olmayı daha çok seviyorum. Süper. Yani şöyle bir şey var mı? Kimseye bağımlı olmamak, kendi becerilerimle ayakta kalmak, kendi yeteneklerime güvenmek, satranç oyunu böyle bir şey. Aynen, tabii. Başkalarına bağlı olduğunda onların ne yapacağını pek bilemiyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Berke'ye. Rica ederim. Buraya gelelim. Sendeyiz. Adını söyle. İsmim Hulusi Pekmezci. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler hazırlık öğrencisiyim. Hulusi hazırlıkta. Az önce futbolla alakalı konuştuk. Oradan devam edelim. Amatör olarak futbol oynuyorum. Evet. Anlarım bu işlerden. Evet, yapıyorsun bu sporu. Şunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Top versiniz oradan birkaç tane. Evet. Ne önemlidir abi? Sen futbolcusun Hulusi. Savunmada evet, top geçebilir bizi. Ancak toptan önemli olan adamı arkaya kaçırmak. Bu yüzden diyebilirim ki top geçer, adam geçmez. Bu yüzden... Sen savunma oyuncusu musun? Evet. Evet, Hulusi diyor ki top geçer, adam geçmez evet, diyor. Ben takımıma güvendiğim için o adamı geçirmem ve topu geri alınacağını bilirim. İnanmıyorum. Yıldızdı. Evet. Tutuyor. Elini aç. Yakala onu. Süper. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Peki şeye nasıl bakıyorsun? Oyuncu değişikliğine nasıl karar veriyor? Bir antrenör, bir teknik direktör oyuncuları nasıl kullanıyor? Merak ediyorum ben onu. Şöyle, takım önce toplanır. Hazırlık kampından önce. Bir ay içerisinde artık aile olmuş gibi oluruz. Ve antrenörümüzü baba gibi gördüğümüz için de onun kararlarına güveniriz. Ben bu yüzden asla sorgulamam antrenörümün kararını. Teşekkür ediyoruz Hulusi'ye. Kalk, adını söyle. Şüheda. Şüheda. Hangi bölüm? Kimya. Şüheda kimya öğrencisi. Yeni başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki ilk günü. Çok heyecanlı ama bize nasıl bir insan olduğunu anlatacak. Tanımak istiyoruz Şüheda'yı. 5000 yeni öğrenci, 42.000 Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisine kendini nasıl özetlersin? Çalışkansın, motivesin, tembel misin? Pratiğim. Pratiksin, evet, süper. Çok iyi, bir takımda olması gereken özellikler takım oyuncusunda. Evet. Şuraya dair çok teşekkür ediyoruz. Evet. Merhaba. Evet, seni dinliyorum. Yağmur, ben mimarlık bölümü. Yağmur, mimarlık. Soru? Soru zaten anlaşıldı. Soru kendini bana tanıtmak, arkadaşlarına tanıtmak. Kendin için 3 kelimeyle özetle. Ben şuyum. Yağmur. Hırslısın. Hep spordan gittik. Evet. Spordan gidelim. Spordan gidelim. Ortaokul, lise boyunca hep voleybol takım kaptanıydım. Voleybol takım kaptanısın. Yani lidersin. Genelde lider ruhlu biriyimdir. Arkadaşlarım konuşmak istiyor. Alkışlar oradan bir yerden. Liderlere ihtiyacım var. Alkış. Arkadaşlarım konuşmak istemediler. Dediler ki sen konuş, bizi söz vermesinler. Kim? Ha, o grubu kurtarmak için kendisini feda etti. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bravo. Burada kim var? Kahkahaya. Ver mikrofonu. Adını, soyadını, bölümünü söyle. Sıraç Taha Erdoğan, işletme öğrencisiyim. Sıraç, işletmecisin. Buyur lütfen. Hocam, ben daha çok takım oyununa güveniyorum açıkçası. Bireysel diye karşıyım. Ama böyle takımın içerisinde bireysel yetenekleri yüksek olan tipler vardır. Kesinlikle. Değil mi? Onu da yönetmek gerekir. Ama benim kanaatimce daha önemli olan o takım oyunu, hani bireysellikte gideriz ya, karşımdaki, yanımdakinin ne yapacağını bilmiyoruz falan. Bence daha önemlisi yanımdaki adamın ne yapacağını kestirmem bence daha çok. Değil mi? Yani o, ne yapacağını bilmen, güçlü yönlerini tahmin etmen, zayıf yönlerini bilmen gerekir ki ona göre zayıf yönlerini kapatabilirsin bir takım oyunda. Güçlü yönlerinden istifade edebilirsin. Takımı takım yapan da zaten bu ruhtur. Çok teşekkür ediyorum. Evet, getir mikrofon. Koş koş. Evet. Kapıda, ayakta bekleyenler var. Bütün bunların temsilcisi olarak bize bir coşku ver. Merhaba. Çok iyiydi ama bu merhaba. O kadar heyecanlıyım ki şu an ilk defa bu kadar çok insana konuşuyorum. Bak şuraya, görüyor musun şu salonu? El sallayın ve alkışlayın. Adın nedir? Sevda.
Zeynep'i alkışlayın. Çok heyecanlı. Çok zor bir iş. Bu kadar güzel, bu kadar kaliteli bir kalabalığa konuşmak çok zor Zeynep. Evet, seni dinliyoruz. Harita mühendisliği öğrencisiyim. İlk senem. Şu an çok heyecanlıyım. onu bence tahmin etti herkes. Anksiyetem tavan yaptı. Şöyle, evet, o kadar. Seni rahatlatacak şey nedir? Mesela böyle çok gerildiğin, anksiyetinin tavan yaptığı bir durumda ne olsa mutlu olursun. Arkadaşlık değil mi? Arkadaşın mı? Değil. Arkadaşın mı? Kimseyi tanımıyorum. Mesela yanımda tanıdığın birisi olsa, değil mi? Yok, şu an sizin samimiyetiniz mesela beni biraz rahatlattı. Çok teşekkür ediyorum. Canımsın. Zeynep'e çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın, iyi ki yıldızlısın. Evet, kim var? Elleri görelim. Geldi. Fotoğraf çekti mi? Bir şeyler söyle. Fotoğraf çektiriz zaten. Söyle. İsmim Sıla. Sıla. Moleküler biyoloji genetik bölümünde. Hoş geldin Sıla. Ya hocam ben oynamıyorum. Seyirciyim. Bağırmayı seviyorum ya arkadan. Böyle. Takımda gerçekten ona işte futbolda 12. oyuncu diyorlar. Seyirci de çok önemli. Bence de destekçi öyle. Çok önemli. İyi bir tribününüz yoksa çok iyi futbol oynasan, voleybol oynasan o motivasyonu sağlayamıyorsun. Çok güzel bir konuya değindin. Evet, Yıldız Teknik Üniversitesi çok büyük bir aile. 42 bin öğrenci, 165 bin mezunla bütün tribünleri dolduruyoruz. Çok iyi bir şey yakaladın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Aa, hocam bağırayım. Bağır. Evet. Seyirci vurgusu yaptı. Bence iyiydi. Burası öyle mi? Aynen, biraz öyle. Moleküler biyoloji. Aynen. Çok güzel. Devam. Ben de galiba takım kaptanı olurdum. Çünkü bir şeylerin başında olmayı falan seviyorum. Hoşuma gidiyor yani. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa daha iyi. Mikrofonun ayrı bir havası varmış çünkü. Ne diyeceğini. Evet. Bilmiyorum. Şimdi ne hissediyorsun? En kuvvetli duygun şu anda ne? Vallahi şu an korku mu? Yok, heyecan değil mi? Aynen, heyecanlıyım. Bir sürü insan tanışmak istiyorum. Şu önümüzdeki şu 4 yılın, 5 yılın nasıl geçeceğini düşünüyorsun? Nasıl geçse mutlu olursun? Vallahi ben İzmir'den plan yaparak geldim bir sürü. Öncelikle müzik aleti çalmayı öğrenmek istiyorum bir tane. Ne bileyim, başka bir tane yabancı dil öğrenmek istiyorum falan. O yüzden bunları yapabilseydim 4 yıl sonra çok mutlu olurdum. Çok iyi. Alkışlayalım. Toplar gidiyor bu arada. Bak şöyle yapalım. Buralara hiç gelmedi. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, çok güzel şeyler söylediniz. Ha. Ya Çiğdem hocam, sen böyle yaparsan nasıl? Ya hocam, bunlara hiç gelmedi. Çok diye. Tanıyor musun? Mimar mı onlar? Evet arkadaşlar, çok güzel şeyler söylediniz. Her zaman, ama her zaman önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Üniversite hayatı hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığı gerektirir. Aynı zamanda takım çalışması, disiplin, kararlılık ve hedeflere ulaşma isteği gibi sporla benzeşen değerleri de içerir. İlk olarak başarı, iyi bir hazırlık ve çaba sonucu gelir. İyi bir sporcu antrenman yapmak, iyi beslenmek, strateji geliştirmek zorundadır. Spor bir rekabet meselesidir. Durmadan öğrenmeyi ve çalışmayı gerektirir. Aynı şekilde üniversite yaşamında da hazırlıklı olmalı, çalışmalı ve kendinizi sürekli olarak geliştirmek için çaba göstermelisiniz. Şahsi becerileriniz sizi belirli bir noktaya kadar taşıyacaktır. Ama esas yükselme çok çalışma ve durmadan öğrenmeyle gelir. İkincisi, takım çalışması önemlidir. Üniversitede sık sık projelerde ve grup çalışmalarında takım işbirliği gereklidir. Birbirinize destek olmak ve farklı bakış açılarından faydalanmak başarıya giden yolda size yardımcı olacaktır. Takım farklılıkları barındırır.
Takımdaki herkes uzun boylu olmak zorunda değil. Smaçör kadar libero ve pasöre de ihtiyaç vardır. Hatta çok iyi tribününüz de olması gerekir. Üçüncüsü, başarı bazen zorluğun üstesinden gelmekle ölçülür. Sporcular sık sık zorlu antrenmanlar yaparlar. Ancak bu zorluklar onları daha güçlü kılar. Diğerleri kadar iyi ya da daha iyi olmak isterseniz onlar kadar zinde olmak zorundasınız. Zinde ve yetenekli olduğunuz zaman ise iyi oyuncu ile çok iyi oyuncu arasındaki farkı belirleyen ise kararlılıktır. Kararlı olmaktır. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olan Michael Jordan'ın dediği gibi, sizin nesil tanımıyor değil mi onu? Kim? Başka mı var? NBA. Kariyerim boyunca 9000'den fazla başarısız atış yaptım. 300'den fazla oyun kaybettim. 26 kez oyun kazandıracak atışı ıskaladım. Çabaladıkça başarısız oldum. Başarısız oldukça çabaladım. İşte başarımın tam olarak sırrı da bu. Üniversitede de bazen zorlukların üstesinden gelmeniz gerekecek. Zorlu dersler veya öğrenme deneyimleri sizi daha iyi bir öğrenci ve birey yapabilir. Ancak yine de zindelik önemli. Son olarak hedeflerinizi asla kaybetmeyin. Her sporcu belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışır. Üniversitede de kariyer hedefleriniz, akademik hedefleriniz veya kişisel hedefleriniz olacaktır. Bu hedeflere bağlı kalarak kendinizi daha fazla motive edebilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, üniversite hayatınız bir maraton gibidir. Sadece bir sprint değil. İçerisinde zaman zaman sprintler de var ama uzun bir maraton. Bu yolculuk boyunca karşılaşacağınız zorlukları ve zaferleri hatırlayarak sporun ruhunu taşıyarak ilerleyin. Unutmayın ki burada Yıldız Teknik Üniversitesi ailesi olarak bir aradayız ve destek bulmak için her zaman birbirimize güvenebiliriz. Yeni maceralarınıza başlarken sağlam bir temel oluşturmak ve üniversite hayatınızın her anını dolu dolu yaşamak için buradayız. Hep birlikte bu sporun en güzel özelliklerini, disiplini, azmini ve kazanma isteğini üniversite deneyimine yaşatacağınıza, yansıtacağınıza inanıyorum. Başarılarınızın ve zaferlerinizin kutlandığı, olimpiyat ateşi gibi yandığı bir üniversite yaşını diyorum. Hepinize başarılar, mutluluk ve unutulmaz anlarla dolu bir yolculuk diliyorum. Sizinle tüm ülke bir olduk, birlik olduk. Bastı haydi Türkiye, biz bu yola koyduk. Yakalasa yarınla yine galibiyeti. Marş et gelmesen bir başkasının inan ki. Yakalasa yarınla yine galibiyeti. Marşlarımla yer sallanıyor sanki. Bunların hepsi çok güzel. Ama en önemlisi, ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diyen atamızın sesi hep kulağınıza çıka olsun. Şimdi en başta söylediğimi sizin de tekrar ederek söylemenizi rica ediyorum. Lütfen benden sonra yüksek sesle hissederek tekrar edin. Değerli yıldızlar. Çok aşırı motive.
Şimdi başlıyorum. Benden sonra tekrar edin. Yıldızlı yıldızlıyı görür. Yıldızlı yıldızlıyı görür. Yıldızlı yıldızlıyı görür, korur ve yüceltir. Hoş geldiniz sevgili yıldızlar. Hoş geldiniz üniversite hayatının büyülü dünyasına. Muhabir, gazeteci Maradona'ya soruyor. Ya İspanya'da başarılı olabilecek misin diye. Maradona da diyor ki top orada da yuvarlak değil mi? Unutmayın top bizdeyken onlar gol atamaz. Yıldız da dünyanın her yerinde gol atar ve kazanır. Bunu unutmayın. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni yıldızları, 2027 mezunu olacak sevgili öğrencilerim, üniversitenize hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Yıldız olmak için verdiğiniz karardan dolayı tebrik ediyorum ve alkışlıyorum. Alkış! Evet, evet. Doğru bir karar ile, doğru zamanda ve doğru yerdesiniz. Bu da mı gol değil? Bu coşku bizi koşturur zaferlere. Bu mutluluk hepimizi alır taşır göklere. Sizinle tüm ülke. Evet, Yıldız'la bir spor yapıyorsun. Bastı haydi Türkiye. Evet. Aşk koyduk yakınlarım. Bu sporu yapıyorsunuz. Maaş hep gelmesen bir başkasını. Geliyor. Yakınlarım. Son. Yapıyorsun bu sporu Yıldız'la. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bitiriyorum ama takımdan bahsettik. Çubuklu meşhur formalarımızı giydik bugün. Bugün çubuklarla çıktık sahaya. O anlamlı, önemli, en sevdiğimiz formalarımız, lacivert beyaz çubuklar. Tabii ki ben burada isterseniz kaleci deyin bir numara, isterseniz antrenör deyin. Ama büyük bir takımı yönetiyoruz. Bütün bu güzelliklerin arkasında 112 yıldır bu üniversiteyi lider yapan büyük bir takım var. Şimdi onları buraya hızlıca davet edeceğim. Ve onlar için de sizden alkış istiyorum. Profesör Doktor Nur Bekiroğlu, Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısı. Profesör Doktor Zeynep Işık, Uluslararası İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Mezun İlişkilerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı. Profesör Doktor Bestami Özkaya, Arge Rektör Yardımcısı. Arge'de lider öğretim. Profesör Doktor Umut Rıfat Tuzkaya, Yönetim Rektör Yardımcısı. Profesör Doktor Uğur Doğan, Bilgi İşlem, Altyapı ve Planlamadan Sorumlu Rektör Yardımcısı. Bravo, 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 bravo. Evet, hepiniz bir fakültenin öğrencisiniz. O fakültelerin dekanlarını çağırıyorum şimdi. Arkalarında dekan yardımcıları, bölüm başkanları, büyük bir ekip var ama
temsilen onları sadece sahneye davet edeceğim. Öncelikle bugünün bu kadar güzel olmasında emeği geçen öğrenci dekanımızı çağırıyorum. Çiğdem Polatoğlu. Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz, Eğitim Fakültesi Dekanı. Profesör Doktor Salim Yüce, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı. Profesör Doktor Halit Keskin, İktisadi İdareler Fakültesi Dekanı. Profesör Doktor Şükrü Ersoy, İnşaat Fakültesi Dekanı. Profesör Doktor Osman Sadıç, Kimya Metalürji Fakültesi Dekanı. Profesör Doktor Gülay Zorer Gedik, Mimarlık Fakültesi Dekanı. Turan Sağar Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı. Hüseyin Yılmaz Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı. Evet, lisans eğitimi çabucak bitecek ve yüksek lisans yapmak isteyeceksiniz. Şimdi işte o muhteşem 3 tane lisans üstü enstitü müdürlerini çağırıyorum. Profesör Doktor Belkıs Bilgin Eren, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü. Profesör Doktor Murat Donduran. Yok. Profesör Doktor Aysel Kan Türk Figen, Temiz Enerji Teknolojileri Enstitü Müdürü. Evet, Yıldız Teknik'te çok iyi bir hazırlık var. Çok iyi İngilizce öğretilir. Bunu kim yönetiyor? Yabancı Diller Meslek Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Suzan Kavanoz. Öğrencilik Ar-Ge lisansla başlar. Proje yaparsınız, patent alırsınız. Kendi şirketini kurarsınız. Türkiye'nin en büyük teknoparkı. Genel müdür henüz aramızda yok galiba. Onu da unutmayın. Mutlaka bir teknoparka gidin. Oradan tanışman genel müdürümüz yok. Ve evet arkadaşlar. Akademik birimler kadar idari birimler. İdari birimler de çok önemli. Bütün o sizin yükünüzü çeken, işlerinizi halleden, lojistiğinizi yapan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin hiç aksamadan işleyişini sağlayan idari birimlerin başında da genel sekreterimiz var. Genel sekreterimiz Ahmet Yüksel Karan. Size şimdi hedef göstereceğim. Kızacağınız insanları onlara bakın. Yani şimdi bilgi işlem bir şeye giremedik bilmem ne, yok OBS çalışmıyor, şeyler kesildi, internet koptu falan. Bütün onların sorumlusu ben değilim, bunlar değil. O bilgi işlem daire başkanı Profesör Doktor Ozan Erdinç, işte bu adam, buna kızacaksınız. İdare ve Mali İşler Daire Başkanı Tugay Özkan, burada mı? Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Zekine İlhan. Yok. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hicran Aydın. O bir de yok. İnsan Kaynakları Daire Başkanı Fatma Tarık. O da yok. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Elif Keser. Elif Koç. SKS. Kulüplerden sorumlu, yurtlardan sorumlu, yemekten sorumlu. Yemeği beğenmezsiniz. Elif ablanızı bulun. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Aysel Çetin.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Solgan Atabay. İşte biz böyle muhteşem bir aileyiz. Evet, öne doğru çıkalım. Ve kaldır. İşte bu. Alkışlayın bu ekibi. Sizler için fedakarca çalışıyorlar. İyi ki varsınız. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Sizleri çok seviyoruz. Yıldızınız sonsuza kadar parlasın. Bravo. Evet, bir de şöyle yapalım, hemen bir fotoğraf almak için bir çubuk form, bütün bu ön tarafı çubuklu forma giyen herkes alalım. Fatih hocam alalım, çubuklu forması yok, onu biliyorum. Gelin çubuklular. Hocam, ya sen formadan daha önemli, armasın hocam sen, arma. Nurtan vardı, hocalarım gelin. Gel. Yakın, böyle gelin bir fotoğraf. Şunu al, Volkan. Çok teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf bitiriyoruz. Bir de şu tarafa geçelim. Orada bir selfie yapacağız. Selfie yapacağız. Hiçbir yere kaybolmayın hemen. Evet, gülüyoruz, mutluyuz. Siz değil, biz gülmemiz lazım. Siz birazdan gidin. Hadi abi çek. Hocam buradayız. Tamam, sendeyiz. Buradan alalım. Evet. Şuradan bir şey alıyorum. Selfie hocam. Selfie alıyorum. Geçin, herkes yerine geçsin. Son. Bu çok güzel bir anı oluyor. Çık abi, siz böyle geçin. Yerinizde tabii selfie. Arkadaşlar, otursunlar mı Volkan? Otursunlar hocam. O, hiç kalkmayın yerinizden. Yalnız biraz gülebilir miyiz? Ben mutluyuz. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir dönem başlıyor. Gel abi. Evet, selfie'mizi alıyoruz. O bakın. Beni alıyorsun. Çok beni alıyorsun değil mi? Oturun ve bakın buraya. Evet, sen çıkıyorsun. Hocamız da otursun. Ama çekiyorum, merak etme. Evet, tabii biz çok. Biraz daha. Süper. Bravo. Arkadaşlar, hocamıza, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem oldu bence. Saat 13'te birinci sınıflarımızla burada devam edeceğiz. Saat 13'e kadar, yağmurlu olduğu için biraz hava. Hamamda bütün kulüpler kuruldu. Yemek yiyorsunuz, kulüpleri geziyorsunuz. Saat 13'te buradasınız. Görüşmek üzere.